Bu videomuzda ise ileri geri ve stop fonksiyonlarını oluşturalım. İlk önce ileri fonksiyonuyla başlıyorum. Void. Go forward yapalım ismini. Benzer şekilde init'te olduğu gibi portumuz alacak. API'o TypeDef'ten portumuz alacak. Daha sonra 16 bitlik forward pinimiz alacak. Ayrıca backward pinimiz alacak. Şimdi ise bu kısımda GPIO set ile portumuzu zaten set pini ilk başta portumuz alıyordu ve bir yapılacak pini alıyordu. Bizim bir yapacağımız pin forward pini, yani ileriye doğru hareket etmesini sağlayan. Reset yapacağımız ise backward pini. O yüzden buraya ben forward pin yazıyorum. Şu kısmı kopyalayalım. Buraya da reset diyelim. Ayrıca şu kısma da backward yazalım. Buraya da backward pin yazıyorum. Şuraya da backward yapalım tabii ki. Sonraki videolarımızda motorumu hızlandırıp yavaşlatacağız. O yüzden ben buraya gelip 16 bitlik değişken daha tanımlamak istiyorum. Bu ise speed değerimizi verecek. Yani istediğimiz speed'i buraya gelebileceğiz. Go forward fonksiyonumuz bu kadar. Şimdi ise void go backward yapalım. Parametreler aynı. Go forward ile. Ve reset durumunda sadece pinlerin yerleri değişecek. Buraya da kapatalım. Bizim set dediğimiz bu sefer backward olacak. Reset dediğimiz ise forward. Ve speed değerini timer kısmına eklediğimizde init kısmına, o zaman ayarlayabileceğiz. En son ise void stop fonksiyonumuzu yazalım. Stop fonksiyonumuzda speed değerini almasına gerek yok. Sadece ileri ve geri pinlerini alsa yeter. Şu kısmı kopyalayalım. Ve ikisini de reset yapalım. Yani ikisi de duracak. Hareket etmeyecek. Şu kısmı da reset yapıyorum. Şimdi isterseniz bunları deneyelim. Yaptığımız ayarlamaları. Bir adet de delay oluşturalım. Void delay. Çünkü while içinde beklemesi için kullanabiliriz. Burası 32 bitlik. Time değişkeni alıyordu. Fonksiyonumuz while içinde azalıyordu ve 0 olduğunda fonksiyondan çıkıyordu. Time eksi eksi diyelim. Şimdi bu kısma gelip fonksiyonlarımızı çalıştıralım. İlk önce init fonksiyonumuzu çalıştıralım. Motor 1 init. Portlarımız girelim. Biz ileri ve geri pinlerimizi B portuna bağlamıştık. O yüzden buraya port B'ye giriyorum. Forward pinimiz, yani ileriye doğru olan pinimiz PB0'daydı. O yüzden buraya pin 0 diyelim, giriyorum. Backward pinimiz ise pin 1. Buraya da pin 1'i girdim. Şimdi ise go forward fonksiyonunu çalıştıralım. Go forward. Bu da portumuzu alıyordu. Port B'de. İleriye doğru olan pin alıyor. Pin 0. Geriye yönünü belirleyen pinimizi alıyor. Pin 1.
Speed değerimizi arıyor. Speed değerini girmezseniz hata verir. Biz şu an 200 değerini girelim. Yani fark etmeyecektir. Kaç girdiğini zaten daha speed kullanmıyoruz. Şimdi delay verelim. Biraz fazla olabilir delayimiz. Daha net görebilmek için. Şimdi go backward yapıyorum. Buradaki parametreler aynı. Ve bu delay'imizi de tekrardan koyalım. Şimdi isterseniz değerleyelim. Bir adet uyarımız var. Bu uyarımızı da buraya boşluk koymadığımız için boşluğumuzu koyup tekrardan değerleyelim. Şimdi ise utility'mize gelip kodumuzu bulup gönderelim. Pardon. Trans öyle DC motor değil. L293 D entegresi ile DC motor olması lazım. Tabi buradan da out kısmından createExe'yi oluşturmamız lazım. Gördüğünüz gibi kodumuz geldi. Bunu gönderiyorum. Bir de ayrıntı olarak biz timer kullanmadığımız için bu timer pinini çıkartıyorum. Timer kısmını 5 volta bağlıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı zaten bağlamadan da. Bağlayarsanız daha ne çalışacaktır. Gördüğünüz gibi belli aralıklarla ileriye ve geri dönmelerini yapabiliyor. Yani ileriye ve geri gidiyor. Biz buna ek olarak stop'u da ekleyelim. Buraya stop'u da ekliyorum. Portumuzu ve ileri geri pinlerimizi alıyor. Portumuzdan sonra delay'i de koyalım. Bunu da değerliyorum. Kartıma gönderiyorum. Şu an geriye doğru dönüyor. Belli bir süre geriye doğru döndükten sonra ileriye doğru dönmeye başladı. Belli bir süre ileriye doğru dönecek. Daha sonra ise stoplayacak. Yani duracak. Ve tekrardan geriye doğru dönmeye başlayacak. Tabi bunu kodlarda değiştirebilirsiniz pinlerini veya motor pinlerini ters çevirirseniz bize göre ileriye olan daha düzgün olmuş olur. Ya, bu videomda söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videomuzda timer kısmında init fonksiyonunu içine ekleyeceğiz. Ve hız kontrolünü de yapabileceğiz. Diğer videomda görüşmek üzere.